Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV'den herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Sanayi sektöründe yaşanan finansman krizine bir de EYT sorunu eklendi. Konuya ilişkin OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, EYT düzenlemesiyle usta nezdinde tecrübe ve birikim kaybı yaşadıklarını aktardı. Ekinci, nitelikli iş gücü kaybının önlenmesi için beceri geliştirme programlarının acilen devreye alınması gerektiğini vurguladı. Kütahya OSB'nin lojistik altyapısını güçlendirmek için Ankara Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde bir görüşme gerçekleştirildi. Bölgenin lojistik potansiyelini artıracak demiryolu yükleme merkezinin planlama süreci ele alındı. İkili işbirliğiyle projenin hayata geçirilmesi için gerekli atılımların yapılması bekleniyor. Türkiye'nin büyümesinde öncü bir faktör olan ihracatta sanayicilerin hedefleri yüksek. BİOSB ve BİOSAT Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, Biyoteknoloji Vadisi'nin kuruluşuyla şu anki ihracat değerlerinin üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Kayseri OSB Başkanı, sanayi bölgesinde yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine bu projenin çalışmalarına başlanıldığını aktardı. Kayseri OSB'ye giriş çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviyeye çıkarılması amacıyla hazırlanan Nizamiye projesinin ilki tamamlandı. Türkiye savunma sanayinde son yıllarda önemli projeler gerçekleştiriyor. Savunma sanayisinde gerçekleştirdiği projelerle ön plana çıkan Mersin-Tarsus-OSB önemli bir merkez haline geldi. Avrupa'nın en büyük ikinci savunma havacılık ve uzay kümesi olan Saha İstanbul temsilciliğini de alarak bu konudaki çalışmalarını organize hale getirdi. Avrupa Yeşil Mutabakatı alanındaki dönüşümler artık sanayi alanında zorunlu hale geldi. Gaziantep'teki üreticiler Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak vergi ve kısıtlamalardan etkilenmemek için karbon ayak izini kayıt altına almaya başladı. Gaziantep Sanayi Odası da alanında uzman kişilerle kentteki üreticilerin karbon ayak izini hesaplıyor. Karbon ayak izlerini hesaplatan üreticiler ihracat ve üretimlerini düşürmeden rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.